Hayır.
dinleyenler de Naci abi kimse dinlemeyense. Ne oldu? Hep düz. Sonra herkes abazalarla evlenince gelir, gelir ondan sonra sana söylerler. Bana bak bu çıkan var ya bu aksola biliyor. Yapma ya. Söylediğin tarihler kaçtır Naci abi? Sene tahmini hatırlayabiliyor mu? Şu tarihlerde. Senin 20'li yaşların olsa 60'lar işte. Ya. 41 doğumlu. 60'larda. 60'larda. Ben ondan önce de köy düğünlerinde çalıyordum canım. Yani Aksu'a o kadar yaygın mı değildi? Hayır değildi sen. Oynayan yoktu. Allah Allah. Bu sözünden mi? Dedim mi öyle? Yok ya. Yani benim dede hep şey derdi, hani düz oynar bırakırdı filan böyle hani şey. Ama onu özel bir durum muydu yoksa hani oynanmadığı için mi yoksa o mu? Dur ya ne yapıyorsunuz oğlum? Kendilerine çekiyorum. Çaldım. Rahmetli İsmet Kaya'yla İsmet Kaya'nın bir güzel havası var ya. Onu ben çalmıyordum. İsmet de bu benim havayı çaldı. Her düğünde buluşuyoruz. Hepsinde buluşuyoruz. Çalma çalma. Bir de rahmetli Namık Çeçenişli. Çeçeniş havası vardı onların uzun uzun oynadıkları. O havayı ben çaldım mı kızıyordu. Allah Allah. Bu hava bizim köyün havası. Tamam. Olsun. Çalıyorum. Hayır. Tamam. Çalarsın sen Naci dedi. Sen dedi öldüğün zaman dedi cenazeni götürürken ben bu havayı çalacağım. Öyle mi lan Namık? Sen ölürsen ben de bunu çala çala seni götüreceğim. Ya Allah'ın hikmeti Namık öldü getirdik buradan çeken işe götürüyoruz. Vay. Yolda sardı aklıma geldi. Tam bu şeyi sardık gidiyoruz. Oğlunu buldum dedim. Mızıka buldum. Mızıka buldum. Akordiyon nerede? Ya dedi, o bir tarafta orada kaldı dedi.
çalamadım ama ondan sonra o büyük bir köy var diye oraya müfettişleri götürdüm. Tam akşam üzeri atladım arabaya doğru çeken işe, Namık'ın mezarının başına bu havayı çaldım. Çoban mı ne bilsin, duymuş görmüş söylediler. Pek tabi bilemediler kimin ne çaldığını filan ama Namık'ın müfettişleri filan biliyordu bu. Bir tanesinde biraz çerkezlik vardı. Şöyle yaz yaptı diye kubbe. Gidip ölünün mezarının başında da çalar mı diyordu. Yani öyle, o zamanlar öyle gidiyordu. Rahmetli en sonunda İsmet'e Akpınar'da Hayri'nin ablasından oynattım. Hayri'nin bu şey değildi diye. Nuran. Nuran çok yamandı. Bozüyük Akpınar. Bozüyük Akpınar'da. Bir baktım şeye, İsmet geldi boynuma sağlı. Aman dedi, olursa bu kadar olur filan. Hepsi öyle karambolda gidiyor. O Namık amcanın çalma dediği hangisiydi? Hah! Bunu diyecektim yani. Hani Çeşen çalması dediği. Melodiyi hatırla sen. Ne bileyim hangisiydi işte. Aklıma gelince bazı çalıyorum ama hiçbir şey de dediğim gibi. Üç havadan sonra dördüncü de zaten gelmiyor. Yalnız şu var şimdi. Oklubal'da düğün yapıyorsan, Paşa'nın havasını çalacaksın. Oklubal'ların çoğu. Uluçeker'de düğünde çalıyorsan, Pasılca çiftliği çalacaksın. Nemli'de çalıyorsan? Nemli'de de onlar gidiyor da, şeyde, Rahmiye'de olunca onların başka bir havası var. Her tarafın havasına göre çalarsan oluyor, çalmazsan oluyor. Burası uydurma. Bu nerenin havası? Poyra'nın milli marşı bu. Ha. Ya şimdi Cemazil diye çalıyoruz ya. Cemazil de uydurma, Cemazil dedi. Cemazil de ayrı bir şeydi de. Şırışkaşo diyorlar ha. Ama yani Şırışkaşo diye bunu oynuyorlar. Cevat, Cevat. Mecife. Ben de Cevat. Bir de onun Çeçen oynuyordu o, Kamayı Çarmıh'da ama bununla mı? Ama hatırlayamıyorum, bak tam olarak hatırlayamıyorum onun Çeçen'ini. Ah! I'm
Çaldım. Ay. Hasırca çiftlik. Tabii. Ama öbür parça çok güzel. Bu Naci'nin çaldığı farklı. Farklı. Benim duymadığım bir parçaydı. Onu hemen zaten alıyoruz repertuvara onu. Hangisi? Şey Sertan'ın öğrettiği bize. Demin bir ara çaldın. Ha, bu çaldı ya akordeonlar. Bak bakalım neymiş ya. Ya senin bana öğrettiğin var ya. Şimdi sen de hatırlamasın. Takıp filan çalmanın da kayıt. Tak ya tak bir şey yap konuşalım. Öbür tarafa tak. İşte böyle yok çünkü. Parmağımı takıyorum tek şey. Kızım suyunuz buldurmayalım. Bana acı. Hangi ikisiyle iyi olur? Ritim atıyorum. İyi diye bunu koyacağız. Sayma ablayı biliyorsun değil mi? Aha. Sayma ablanın amcası vardı Haşim. Onun şarkısı dediğin doğru Kovalcalı. Sayma abla bunu çok çalmış. Sen kimden öğrendin dedin? Evde öğrendim yani evde çalmış. Ben çalmışımdır yani. Senden duyduysam da ben hatırlayamadıydım Naci abi. Sen tam söyleyinceye kadar. Hayır o şeye çok benziyor. Öbürü var ya bir de biraz daha şey olana. Ben onunla o acaba birisi işte bu taraf versiyonu, o taraf versiyonu mu diye sordum. Sen dedin bu iki ayrı farklı parça. Evet onun için ben bunu da aldım repertuara işte. Aldık. Kovalca havası olarak işte bu, o yüzden kaydettik. Kaç hiç şeylerin partisyonları yazdın mı bu parça? Sayın abi. Yazacağız. Bu akşam üzerinde çalışacağım. Repertuara kalmaya çalışıyorum. Yazıyorum. Bu senin çaldığın şekilde şarkı. Biz aldık onu. Etkinler atacak. Sola satıyorsun. Bir de işte organizasyonlarından sola satıyorsun ama... Böyle hatırlatmak da değil. Orijinal değil mi? Farklı. Ama bu tarafı... Onu biz biraz daha düz çalıyoruz yani tabii şey olarak yani. Tabii gene. Şeye de uyuyor, ha. Akordeona da uyduruyoruz. Yani diğer sazlara da klarnet de var ya bizde. Şeyin. Bu parçanın genel tarihçesini biliyor musunuz peki önce? Yani tarihçesi nedir? Ben alıncılı birine yazılmış bir parça diye biliyorum. Ben de oralardan biliyorum da. İşte annemler de Abazaca şöyle bir söz söylüyorlar bana. Herhalde 100 yılın başında falan yazılmış. Çerkez olmasaydı ateşin sönerdi, Bursa valisi var diye. Çerkezim sanılım sakızım Bursa vali vay diye şey var. Esat abi var teyze oldu. O araştırıp derdi yolunda.
O tarafına. Değil mi? Ya ben alacağım. Bozgurt'tan ötede pek yok bu. Ama o tarafta bir şey var. Bizim nerede babaanne var. Bizim şimdi gelmiş. Orada onlar başka olanlar gelmiş falan. İşte bir de demin söylediğim üçlüde de orta yerde bir parmak var. Allah onu taktım. Sabaha kadar oynasın. İlk çaldığım parça Naci abi. Bizim bu Alpınar, Rahmiye, Çukrusar. Bizim parça, bizim havamız diyorlar. Çerkezce duvareti de var onların. Doğru şey. Yani bu taraflar pek bir, hani ortak, Eskişehir ortak havası ama daha çok biz ona şey diye bu tarafın Kabardey havası diye arşive aldım. Şöyle aklıma gelmiyor. Rahmiye'de falan çok çalıyoruz, görüyoruz ya. Aklıma gelse... Aklına geldiğinde şey yap, yavaş yavaş şey yapalım. Ha, sen bir şey diyorsun. Heyecanlanınca bir bandak sürdüm. Melodi. Ohoyda ohoyda Deli Mehmet, ohoyda ridayda ridayda da. Bu da Poyra'nın Deli Mehmet'i biliyor musun? Deli Ahmet'in oğluna. Onu söylüyorlardır. He. Ama Mehmet. Bizde şey, ben Poyralıların Milli Marşı diye şeyi biliyorum. Hangi şey? Onu daha çok çalarlardı ya. Eler Nevzat. Thank you.
yani çok bunu çalarlardı. Bunu çalar da bu yalnız o kadar eski değil. Öbürü kadar eski değil. He. Bu doğrudur, son zamanda çalınır ama o benim dediğim başka bir köyde de olsa hayrallar geldi mi o havayı çalar, o ille iki türlü olan onu muhakkak... Yine bence köye oynatacaklar. Bir de şey çeçen diye onu biliyorum ben. Diye biliyordum ben de. Bu çeçen mi? Onu bizde çeçen çalıp... Çeçen. Bunu nerelerde çeçen çalıp oynuyorlardı Hacı abi? Nerede oynuyorlardı bunu çeçen diye? Hemen hemen bütün ya, Eskişehir'de mi? Yok canım. Bunu binde bir işte gelen giden olursa... Kayseri'den bilmem neden falan o çeçenler onlar. Ama armoni olarak Kayserilerin çeçenlerine benzemiyor. Yani bu eğer Eskişehir orijinliyse... Biz o şekilde arşiv almak istiyoruz bunu. Kayserilerin şeylerine hiç benzemiyor. Ama bunun şey biraz daha yavaş, Çanakkale, Bigalılar falan kumuk, çalıyor kumuk bir şey olarak. Kumuk diye mi çalıyorlar? Şey diye çalıyorlar. Kumuk diye oynuyorlar. Aynı bu ritimde işte. Leperuş'u da bundan oynuyorlar. Evet. Daha ağır. Evet. Yani ritim biraz ağır. O direkt bir şey. Mesela ekipte oynayanlara çeçeni ben çaldığım zaman bunların gayet güzel çeçen oynuyorlar. Mızıkayla çeçen çaldığım zaman gayet güzel oynuyorlar bunlar. Ya, ritim hızlandı ya Müjdet abi. Ritim, belki eskiden de uzun yaylada bu ritimine yakın çalıyorlardı çeçeni. Sonra mı yavaşladı diyorsun? Sonradan daha hızlandı hani ritim şey oldu. Karıştı değişti. Leperuj şeyi olması için aksak ritim olması lazım. Bu tek tek düz ritim ya, tam şeşen ritmi. Onun için siz leperuj dediniz, benim kafamı karıştırdınız. Öyle leperuj değil, pumuk. Pumuk diye oynuyorlar. Farklı bir oyun oynuyorlar ya orada. Ona benziyor. Şahin diyorlar, pumuk diyorlar. Başka bir şeyler daha falan da diyorlar da. Kimden öğrendiler, sonra diyorlar. Ha. Ha, orada var şeyler, pumuklar varmış az bir şey. Var. Gönemde falan. Burada tarafında, o tarafında. Onlardan mı yayıldı? Mezgiler var. Ha. Neydi sen Hazırda Çiftlik'ten mi ne şey oynuyorlardı? Absol mu oynuyordu? Hazırda Çiftlik'ten Absol mu? Yok şey Kezban'la Leperuj oynuyorlar. Ama onu bizden aldıklarını öğrendik. Onun tarihi çok yakın yani. 15 yıl. Öyle mi? Tabii canım. Sene 97'de 98'de milletine çalmaya gidiyoruz. Oradan büyük akşam şey. Sonra mecliste bunlara çalıyor. Bunlar da hoşuna gidiyor değil mi? Sonra bunu bizi çalsa. Yakalayacağım. Yakalayacağım. Bu işte kama ile de oynadı. Evet, seneler sonra. Kamayı koyup. Orada çalışması. Şey yapmıyor. Yakalayamıyor. Bunu görmüyor. Tamam mı? Serdar vardı. Kulaklaşması. Karışmıyor. Bunun bir türlü daha aşağı yukarıda var. O kadar güzel. Onun da işte kama oynayanlar. Kezban al hızlandık. Yok ki zaten. Ya şimdi Bursa'ya bizim köperücümüz diyecekler. Ya iyi yolluk bir şey değil mi? Thank you.
yaptın. Capşa oynanırken çalınıyor dediğin var. Ne yapıyor ya? Bana bak. Benim resmimi alırsan alırım paçalı. Ne paçalı? Çek. Teyze iki vardı. Başka bir şey, cam şorunlarırken de fon müziği olarak eşlik eden başka bir müziği var. O zaman gerçekten de başlıyor. Sen o biraz daha hatırlarsın. Hatırlarım az o. Kafayı. Kırvarda su iş takla satırıyor. Güzel paylaşırlar. Sizin gençlik zamanınızda, hala gençsiniz de maşallah. bizimkilerin pışınak dedikleri sadece dinleti havaları da var mı yani? Var. Oyun olmayan. Oyun sadece tabii. Muhabbette oturak havalıyorsun, oturak havalıyorsun, dinliyorsun. Oyunsuz hava çoktu. Bir tane de dedi. Ah! Ya Allah! Bu çapşı ya nasıl aklıma geldi ya? Onu çalıyor. Kalkıyor, onu kaldırıyor, vuruyor, onlar oynuyor, onu şey yapıyor. Sadece o cihaz çalmış için bir parça. Yani, okulda da çalmış mıydı onu? Çok aklıma geliyor o benim. Yani şimdi gelmediğine bakma ya. Bahsetti ya da. Mesela gelirse şey yaparsın. Hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Bir de senin çok çeşit apsuva bildiğini de biliyorum Naci abi. Farklı apsuvalar. Ha. Bizde işte o sıkıntı da var biraz. Niye? Yani Mesut abiden öğrendiğimiz birkaç çeşit apsuvadan başka apsuva... Apsuva deyince çeketi çıkaracağım. Hani yorulmadıysam yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şeyimiz, acelemiz yok. Hayır, benim de yok zaten.
bana dışarıdan bulundan annemden bulundan ona benzer tane kara çaylar çaldı. Bak şimdi beni kullandı bana. Allah sana daha çok ömür versin. Bu nerede önemli mi? Adam oynarken bakacak. Hmm. Adamın ayağına göre sen müzikacıysan çalacaksın. Öyle o onu çalıyor, onu oynuyor. Ve ona göre değiştirecek. Doğaçlama var mı bizde? Sen şimdi dedin ya, adamın ayağına göre. O an uydurduğunda oluyor o mu? O an uydurduğunda. Tamam işte. O. Şimdi oldu. Oluyordu da ondan. Bizimkiler bunlar ne çalabilir ne oynayabilir sadece.
Nerelerde geziyorsun? O hiç aklımıza gelmedi. Başka bir parça var mı? O hiç aklımıza gelmedi. Bol buzlu bir parça. Tabii, uzun bir parça. Ben 3 senedir, 4 senedir bunun mektebine gitmek istiyorum. Ta Ahmetler devraldı, gidemedik. Telefonlar tebrik etti. Ondan sonra Ufuk aldı. İşte ondan sonra yok. Şimdi o da niye gidemedim? Yahut da niye gitmek istiyor? Onu söyleyeyim sana. Balıkesir'de konferans verdik. Konuşmacıyım, konuşuyoruz filan. İşte şöyle, o zaman Sami de var, rahmetli Yılmaz da var. Bizim şimdi, Kusamı Sami abi. Tabii he, şimdi konuştum, 300 kişi bile var ama. Ondan sonra ta arkadan bir tanesi elini kaldırdı. Naci abi dedi, ben seni iyi tanıyorum dedi. Bir söz demiş herhalde. Her neyse, Mustafa mı dedi, ne dedi abi. Siz dedi, 3-4 senedir dedi, daha ayağınızı derneğe basmadınız. Ulan bir doğru söyledim. Tabii hemen kapattık, lafı başka yere getirdim, bitti geldi ama bu gece yattım, samimi söylüyorum, o çocuğun söyledikleri o kadar doğru ki. Dokandı. Hatta ondan sonra üçümüzde bir iki sefer gittik. O zaman Yılmaz da sağ filan. Ha, ondan sonra bu çıktı. Ulan bu çıkınca, ulan dedim iyi oldu. Hiç olmazsa gidelim, şuraya şey yapalım, bu sefer de kısmet olmadı. Ya bizimki Naci abi böyle bir tesadüf ki, yani bu işe başlamamız çok büyük tesadüf. Biz mızıka çalıyoruz falan, benim kız ekipte oynarken ekip hocası mızıka çalarak beraber oynayacağız diye kötü bir mızıkayla öğrendi, onu kötü mızıkayla o parçayı öğrendi. Sonra dedi baba ben çalacağım, bende mızıka yok. Bu Benzinci Enver'in oğlu Almanya'dan getirdiler, onlar büyük bir şey. Akordeon gibi baba mızıka. Ondan çalıyoruz falan. Boğaziçi'de bir düğün şeyin, Hayrettin'in çocuğun sünneti. Hmm. Ali Beylüzlü Hayrettin'in. Adnan geldi, o ara hoş geldin dedim falan, sarıldık tabii. Benim kız da tahtada çalıyor. Ha. Ya dedi, bu kız ne güzel çalıyor mızıkayı dedi. Kimin kızı bu, nereli dedi. Vallahi bildiğim kadarıyla dedim, Poyralı ama dedim. Şey dedim, onu dedim, güzel çalıyor da mızıkası yok dedim. Ne dedi, ha. Mızıkası yok. Ya dedi, ben getirdim 5 tane mızıka dedi, Bilecik'te dedi. Onu dedi, hemen birine veriyorum ona ben dedi. Telefon ettim, Osman Nur'un oğlu bugün kaza yapmış, yatıyor şimdi hastanede. O mu yaptı kazayı? He, Bilecik'te. Oh. O yaptı. İyi ama durumu. Telefon ettim, dedim 2 sıra kırmızı ohner varmış bir tane dedim, o bizim dedim. Ha. Hakikaten de bir tane kırmızı ohner varmış. Ondan sonra dedi ki, ya dedi bunları satalım diye getirdi dedi, Adnan dedi, burada satılmıyor, alacak yok bunlar dedi, sana göndereyim. O mızıka, 5 tane mızıka geldi mi? Betül de o ara Almanya'dan mızıka aldı, zaten Betül özel derse geliyor bana. Eczacıbaşı'nda çalışıyor, iniyor, ona öğretiyorum ben. Betül dedi, mızıka geldi, kursa başlıyoruz. Adnan'la Şükrü de söyleyip duruyorlardı. Adnan vesile oldu buna. Adnan'ın bende şu ana kadar 22 tane mızıkası var. Adnan şu ana kadar Türkiye'ye 55 tane mızıka getirdi. 55? Düzce'ye yağdırdı. Yağdırdı. Yok. Var. Yani akordeonlarla beraber 70-80 oldu. Ha, oldu işte, bana geldi. Gümrükte tanıyorlar filan Adnan abi. Ya. Gümrükte tanıyorlar diyorum Adnan abi havalımda. Ya adam getiriş, ya onu biler de. Bir akordeonu yüklüyor, o sana getirdiği akordeon. O sene, o kız, küçücük kız ya, kız sürüklüyor onu. Ne yapacak? Valizlerin bir sürü var. Geçen sene 3 tane akordeon, 2 tane mızıka getirdi. Valizleri önce onları yerleştiriyor, ondan sonra çamaşırlarını koy, giyeceklerini, kimin içinde, kimin dışında falan. O çocukların emeği de çok. Getiriyor, bırakıyor, gidiyor. Getiriyor, bırakıyor, gidiyor. Bahtiyar gitseydi yine 2 tane getirecektik ona şimdi. Hazır var, 5 tane mızıka var diyor. Geldikçe de ben elemanı çoğaltıyorum. Çünkü bulamıyorlar yani. Yani yoktu. Şimdi ben mızıka almamın şeyi, Kovalcılar, bizde mızıka hiç eksik olmadı. Ta o zaman Kadriye abla diye birisi vardı. Bu da şeydi.
Bakın boylalı. Şeyde New Hendek diyor. Hereke'de kocası çalışıyor orada filan. O getirdi 3 tane mutlaka. O şeylerden orijinal o zaman filan. Neyse birini dedi köye hediye ediyorum dedi. Birini Karaağaç'a verdi, birini Mekke'ye verdi filan. Köyde bir mızıka daha vardı, o külüstür oldu, çıktı. O kaldı, şimdi onu şey yapıyoruz. Şimdi biz, çoğu rahmetli oldu benim emsalim hepsi. Düğüne gittiğimizde, şimdi ben mızıkacıyım, bana rağbet başka. Vay! Bize niye böyle oluyor? Köy gençleri bir karar verdi. Naci'nin elinden mızıkayı alacağız. Mızıkayı getir, alın mızıkayı, aldı. Hemen geldim, sene kaç, 64 mi yazıyor mızıkanın altında? 64'te bir tek şu Sakarya Caddesi'nin tam dönen bir yerde satılıyor. Bir baktım vitrinde çift sıra Hohner. Girdim, o zamanın parasından 25 lira taksitinden, 50 lira taksitinden aldım onu. 64'te aldım, 65'te çaldım. 66'da evlendim. Şimdi bir de aksilik oldu. Ne oldu biliyor musun? 66'da ben evlenince mezitlilerin hepsi bana geldi düğüne. Haftasında da mezitte bir büyük düğün var. Aklın durur. İşte orada o Remzi de orada. 16 tane mızıkacıyız. 16. Anladın mı? Şimdi cuma günü bir başladı düğün, bunu hep anlatıyorum. Sertan Efendi'nin başı şişer ayrı mesele de. Şimdi düğün cumadan bir başladı, ta pazar günü ikindiye kadar sürdü. Herkes kendi mızıkasından geliyor, çalışıyor zaten. Abazalar biliyorsun, öttür öttüre de anlatırlar. Tahmadılar hiç kalkmadan orada oturuyor. Anladın mı? Ateş yanıyor. Uşelame zaten geliyor, gidiyor hepsi. Bana da sıra... Ta böyle güneş doğarken, pazar günü, güneş doğarken denk geldi. Ulan şöyle iki adım öteye gittim bahçe, bahçede çilek, müzitte. O zaman da kimse, yanımda birisi vardı, çok içiyordu. Ya Naci abi sıra sana geliyor dedi, şundan bir duble alsana dedi. Getir lan, çilekten bir duble ederek içtim. Müzikanın başına bir geçtim, ya tesadüf bu kadar. Bir de müzitliler tahta çalıyor mu? Aman yarabbim. Aman yarabbim, 3 saat mi, 4 saat mi, bir mızıka çalmak olursa o kadar ama. Ondan sonra bitti, işte başlıyor şu şunu verdi, bu bunu verdi, öttürerek falan şey yapıyor. En son dedi şimdi orada en güzel kızı, en iyi duranı, bilmem ne hepsini seçiyor. Hiç unutmuyorum, Mahmudiyeli Necla, o şeyin, Şevgenlerden. O Alevidüz'de düğündeydi. Alevidüz'den gittim ben zaten onlarla. O en oturaklı, en güzel kız o seçildi. İşte en iyi oyuncu falan seçildi. Öyle biz de daldık. Amızırgan Kovalcalı Naci. Allah! Tamam. Bir bohça, şu kadar. Hepsi var içinde. Entarilik, başörtü, bilmem ne. Ulan mezitten Alevidüz'e gelince, o zaman Karabay'da öğretmen, gelin bir haftalık da evliyim ya. Hepsini kıldara da. Ulan sen evlisin gittin. Ondan sonra bak, olaya bak. Ondan sonra ablam bunu duydu. Rahmetli en büyük ablam, vay bir kızdı. Mızıkayı aldı, bir gitti. 43 sene sonra mızıkam elime geldi ama nasıl geldi biliyor musun? Çok kurşun yemiş, çok her tarafı dökülür filan. Biraz toparlattık filan, hala duruyor. Çağlan toparladı, ses çıkardı. Çağlan'ı toparladı o çizdire. Bu arada da, ne zaman aldım ben, evlendik tabii şey yaptık. Kaynanam şimdi şey yapınca, kaynanamın mızıkası bana miras kaldı. Oh, iyiymiş o. Valla, bu da duruyor. Çünkü kaynanam şey oldu, hasta oldu o zaman, 94'tü şey Recep'in evinde dururken. Kaynanam felç oldu, getirdiler bende yatıyor. Bir de Saadettin kanser, oylalı Saadettin yani o şeyde, o da yeğenimiz oluyor. O bir odada yatıyor, bir odada kaynanam yatıyor. Şimdi
Saadettin bağırıyor, kanser şey yapıyor. Gelin, gel. Anası bağırıyor, Eser, gel. Şimdi arada ben geliyorum, götüremiyorum da azıcık müzik çalıyorum falan. Şimdi kaynanam da bayılıyor ama. Kendi de müzik ediyor zaten. Ama böyle yatıyor. Kaynanam, müzik çalarım ama sen el çalarsın. İnanır mısın? Şöyle yatarken kaynanam böyle başladı. Şöyle başladı, böyle, böyle derken elleri falan başladı oynamak. Rahmetli kaynım da Kütahya'dan geliyor, bir uğrayayım diyor. O geleceğine yakın da biz yine aynı faslı yapıyoruz. Kaynanam başında ben müzik çalıyorum, bu geldi falan bir baktı. Kaynanam oturdu, el çalıyor. Ulan geri damat dedi, anamın ağzını. Ondan sonra o müzika bana kaldı. O müzika bana kaldı. Hala gidiyor. Efendi ondan sonra düğününde yeni müzika geldi. Daha böyle bu kadar çaldırmadı bana. Yeni müzika var mı da? Vermiyor mu? Hayır, çaldırmadı da. Şimdi aynı şey benim abimde de Çin malı bir tane var. Müzikam şöyle, müzikam böyle. Geçen kız kardeşimin çocuğun düğününde, Kurban Bayramı'nda salondayız, biliyor musun? Benim mızıkalar elimde geliyorum şimdi, iki mızıka. Hacı dedim, bunlar orijinal, sakın eyleme, bunları kevserle biz çalacağız. Çalacaksan dedi, kendi mızıkanı çal sen dedim. Vay küstü! Mızıka orijinal. O gece acayip küstü, bana konuşmadı. Mızıkanı da senin de diyor. Kim ben başını kaçırdım? Abim. Bizim ekibe yakındı. Yani ben bir alttaydı ama Ziya, ben bilmem ne filan. Bunlardan altında, ondan sonra o geliyordu. Bu müzikacım ya. O çok güzel çalıyorum. Ciddi söylüyorum ya. Ama bu şimdi 2-3 senedir tabii herkes... Ama Mesut abi sana başlangıçta söyledi cümlesini yani. Anladım canım. Yani. Kaç kişiye öğretti. Ya herkes anladım. Söylüyor. Ben de kabul ediyorum onu ya. Ben de... Hoca benim ama. Ya ben güzel de hoca... Yok, yok güzel çalmıyorum ama müzika hocası benim. Ya müzika hocası sensin. Sana ben bir de... Öğrencilere nasıl öğretilir onu gösterecektim ben gelip. Şimdi bak, bir hocalık vardır, bir de çalar ama bir de öğretmenlik vardır. Bak Ali burada konuşturma beni. Çocuklara öğretmek ayrı bir şey bu. Şimdi çocuk gelir, nereden başlayacak? Ne diye başlayacak? Hadi, tamam geldim ben şimdi. İlk defa geliyorum, ne yapacağım? Ne diyorsun bana sen? Bu mızıka senin kutsalın. Ha kutsalın. Ben bunu aldım. Böyle daha ilk defa. Hayır öyle. Çocuğa şimdi evvela en bildiği, en basit. Nereli bu çocuk? Bunu çeyledi mi? Oğlum hasırca çekmeyi biliyor mu gibi çocuğum. Söyle bakalım. Ha, al bakayım mızıkayı. Hadi orada. Ha, ondan sonra. Zaten bir havayı çaldığı zaman bir çocuk. Bir de o neydi? Arullah mıydı? Ne vardı ya? En basit. Ondan öğrendik zaten. Ondan sonra bir daha sökülür, hepsi gelir. Ama çocuğa şimdi onu evvela vereceksin. Çocuk isteyecek. Ben bu parçayı biliyorum, çalıyorum, çalacağım diyecek. O parçayı çaldıktan sonra dinledi. Ha, onu da çalarım, onu da çalarım, hepsini çalarım. Şimdi Hacı abi, ben her parçadan ağır ağır böyle tek tek basarken kendim Nuri'ye çektirdim, bir CD yaptım. İlk başladığımızda zaten çalacak kişi belli oluyor. Yani ya, beceremeyecek kişiye öğretemezsin. Ya işte ne diyor? Ama isteği vereceksin diyor. Benim de bizim diyor. Standart parçalarımız başladığımızda her tarafta aynı şeyi gösteriyor. Ankara'ya gittim geçen sene. Bu Meral Fidan, Bıdanakoların ressam olan var ya, hoca. Bizim burada da kurs verir misin dedi. Verim hocam dedim, niye vermeyeyim? Siz dedim 8-10 kişi toparlayın, mızıka alın. Hiç de sormadım. Biz hazırız dedi, telefon etti. Ne günü başlarsın? Salı günler dedim, gelirim hadi. Saat 3'te gelirim. 5'te çıkarım. Ankara Derneği'ne gittim. Nerede dedim, kursiyerler nerede dedim. Yukarıda dediler. Bir açtım girdim. 10 tane koca karı hepsinin kucağında Çin malı. Emekli hocalar hepsi. Çin malı birer mızıka böyle oturuyorlar ama yani şaşırdım ben, çocuk bekliyorum. Nereden diyor koca karılar öğrenci. Artık bozuntuya vermedim, girdim. Kızlar merhaba.
Çocuklar merhabayı deyip vermesin. Kızlar merhabayı dedim, onlar da tabii memnunlar. Ben dedim Mesut, işte bakın dedim, ben dedim hiçbir yörenin havasını bilmem. Mızıka çalmayı bilirim, öğretirim. Benim öğreteceğim Eskişehir yöresidir. Ben öğrettikten sonra nereye çalarsanız çalın. İsterseniz Ankara'nın bağlarını çalın, isterseniz Kayseri'yi çalın. Başladım, Maraşlı bir kadın da vardı, o çalmış. O kadın daha biraz böyle kadın kadına olunca ben parçayı gösteriyorum. Ben inince o daha değişik gösteriyor falan. 8'e düştüler. 8 taneden 5 tanesi benim istediğim şekilde çalmaya başladılar. 3 tanesi hocam sen çal da biz dinleyek. Lan dinlemek için para veriyorum. Ben sana kasetimi vereyim o zaman. 3 ay gittim. O 3 kişi de bırakınca 5 kişi dedim beni kurtarmaz. Dedim Şengül Hoca dedim size gerektiğinde yardım eder. Ya şimdi nota yapıyor ama nasıl nota yapıyor? Kağıt bu. Mızka düğmeyi koyuyor. He. Düğmeler koymuş oraya. Buraya 2, buraya 1. Hem çek hem bas. Nota şeyi gibi yazıyor ama anlayacağı cinsten bir şey değil. Şeyin tekniğini anlatmış. Mızkanın tekniğini anlattı. He. Onlar bu sene de devam ediyorlarmış. Gene kendi aralarında bir şeyler çalıyorlarmış. Yani diyeceğim Bursa'ya gittik. Bursa'da da 15 kişi dediler. Kevser'i götürdüm başladı. 4 kişiyi geçmedi. 3 ayda oraya gitti. Dedim bu karşılanmaz yani. Çocuklar da karşılayamıyorlar. Şimdi Düzce Derneği istiyor bakalım. Düzce Afaza Derneği istiyor. Kevser Hanım oraya gidecek. Dedim 10 kişiden aşağı olmaz. 150 lira da para adam başı. Artı dedim yol masrafları. Yemek içmek. Yani. Sigorta yok. Sigorta yok. Yani bilmiyorum bu senekinden beraber biraz daha geçecek. 50'ye yakın mızıkayı alıp da bir şey çıkartabilecek kişiler. Ha devamlı olanlar da var tabii içerisinde. Düğün yapabilecek çok kişi de var. Bizim rahmetli Yılmaz. Kaç sene oldu öyle şimdi? Hiç hatırlamıyorum. 6-7 sene mi oldu yani? Olmuştu mu acaba? Oldu. Seneye devriyesi. Defnettik falan Kutköy'de duruyor. Yer bulamadık İstanbul'da ya. Bir yere gittik 35 milyon istediler mezar. Bir yere git 20 milyon bir yere. Yer de yok. En son Kutköy'e getirdik bir yerde. Her neyse. Seneye devriyesinde hanımı Şöker tanırsın sen. Yılmaz'ın hanımını da tanır. Dedi, Naci abi dedi, biz dedi, Şamil Derneği'nde dedi, 70-80 kişilik bir yemek vereceğiz. Şeyi de orada kutlayacağız yahut da anlayacağız. Neyse. Vardım oraya, yine Sami var orada, Zekiye de var. Ve de köylü, şapkı filan da var. Vardım oraya, Cemalettin abi orada. Cemalettin abi dediğim dahiliye mütehassısı 80-85 yaşında da şimdi. O zaman küçüktü. Her neyse o şey yapıyor. Sonra şey orada Şamil Derneği Başkanı Kayseri'yle ne onunla bir yarabbim çok felaket bir adamı da. Onlar orada Şamil Derneği masalar kurulu. Muhittin İnan mı? Hayır hayır. Yok. Buraya şey namı da o getirdi cidden filan geldi. Yani bak ismi aklıma gelmiyor da. Elektrik mühendisi zaten kendisi hanım filan söyledi. Geldi oraya şimdi o arada Yılmaz'ın kızı da şu müzikayı şöyle baksaya yahut da bir elleseye yok. O film şey olan mı? Oyuncu olan mı? Oyuncu oynuyordu ya. O. Bir, hani. Ha o. Annesi mi Alıncalı'ydı onun? He? Annesi Alıncalı mıydı onun? Değil. Yılmaz'ın hanımı nereliydi? Kovalcı. Kovalcı'da mı? Naci abi yapılır mı? O mızıkalı fotoğrafları var ama kızın çalmıyorsa onlar... Sosyal medyada hani bilmiyorum. Doğru bir dakika şimdi. Bir dakika kıyafet falan. Ha oraya geleceğim şimdi. O arada Balıkesir'den emekli bir Çerkez öğretmen. Aynı bunun dediği gibi. Orada toplamış. 8-10 tane kadın, kız ne varsa hepsini çalıştırmış. Ondan da haberim yok benim falan. Öyle derken o işte Cemalettin abi dedi ki Naci dedi bu senin köylün dedi. Rakıyı da çok sever. Hep anlatıyorlar işte Yılmaz ne yapıyordu. Yılmaz avcı arkadaşları var bu var.
Ya dedi, bu rakıyı da seviyordu dedi. Hemen öbürü de onun dernek başı gitti, bir 70'lik yaptı. Masaya tamam. Onlar hep içiyorlar zaten. Hatta bir de o Bobo mu ne o? Movo. He? Movo. Movo, o da var. Şimdi o da ikide bir de bana takılıyor, onun sülalesi ne ya diyor, bu ne diyor filan. Sen dedim, Türkçe anlıyor mu dedim ona, ben Çingene'yim ya filan. Tabii o Kayseri de bizim sülaleden, Aşuoğlu'da. Cengiz Gül mü? Cengiz Gül ya Allah cezanı, Cengiz. Cengiz dedi ki, ya bu değil mi? Benim sülalemden bu dedi, Kovalca'da Aşuoğlu. Şöyle böyle şey filan, ondan sonra o biraz sustu musta mı, o da içiyor. Hepimiz içiyoruz filan. Şimdi herkes de mikrofona kalkıyor. İşte Yılmaz'ın hatıralarını anlatıyor. Şurada şöyleydi, burada böyleydi filan. Hepsi tamam filan. Ulan bir ara baktım. 5 tane kız, işte şeyle dahil, İpek'le dahil aralarında. Çıktılar, müzik çalıyorlar. Lan aralarında bu da var. Hepsi. Onu çalıyor, bunu çalıyor derken, bu benim havayı çift sıralıyı da tek şeyle çalıyorlar. Ben de iyice kafayı buldum. Bana diyorlar, hadi sıra sana geldi. Herkes konuşsun, en son ben konuşacağım dedi. Dedim böyle. Neyse bitti. En son sıra bana geldi. Mikrofona çıktım, hepsi öyle bakıyor. Mızıköy'ü daldı mikrofona. Takıveriyorsun zaten, salon inliyor. Yani dedim, oynamayın, dinleyin. Oynatmadım ama oynayacaklar neredeyse, oynayın desem. Hepsi bitti. Bittikten sonra kafam da iyi ya. Döndüm de o öğretmenin masasına gittim. Öğretmenin masasına gittim, oturdum. İşte nereden şey yaptım? Aynı senin dediğin gibi. Ben bunları diyor notayı alıyorum. Ya neresini notayı alıyordun bunu dedim ya. Falan şimdi şey yaptı falan. O arada işte o şeyi, çift sıralıydı müzika. Aldım ben çalıverim. Aa dedi, bu bizim Düzce'nin havası. Nerenin düzcüsü dedim bu. Nerenin düzcüsü bu filan. Neyse geçti. Aynı senin. Ne olur. Sen bize gelir de canlı çalar mısın? Bunu o şeyi alacak. Notayı alacak. Canlı da alacakmış. Şeyde alamıyor. Kasetlerden alamıyor filan geldi. Gelirim ama dedim. Benim menajerim de Esat dedim. Benim kayın. O dedim şey yapsın, organize etsin. Gelirim ama senin dediğin masrafın biraz ağır olur. Ben ta Eskişehir'den geleceğim. Burada şey yapacağım filan. Yani demek istediğim o, o kız ne zaman öğrendi, ne zaman çalıyor. Dediğin doğru. O kıyafetler düğününde de giydi. Bir şey. Düğününde de gidemedik gerçi. Sarayda oldu düğün filan. Oralara biz erişemedik de. Ya öğrenmiş ya. Hayret edersin ya. Rahmetli Yılmaz da bana kızdı, müzikayı öğrendi. O müzika çalmıyordu. Akordeon çalıyordu. Anladın mı? Burada bir sürü düğünü vardı Cem evinde. Koca Mahmut da oradaydı bizim, biliyorsun Ayı Mahmut. Ayı Mahmut aşağıda dururken, şimdi yavaş aşağı inmeyelim dedi. Gel şuradan da gitti, bayiden bir 35'i Mahmut kadar. Kuday mı? Mahmut Kuday. Bir rakı aldı. Ya Naci gel. Ya bırak bak, düğüne geldik. Ama içeriye de bir girişimiz var hepimizin. Akordeon boynunda, mızıka boynunda düğüne girdik diye. Tam düğün başlayacak, çıktık ufaklık. Çıktık buraya, şey, çimenlik bir yer orada. Ulan namussuz Mahmut bana leblebiyle iki duble rakı içirdi mi? Ya ayaklarımla şeye çıkamıyorum şimdi. Bırak mızıka çalmasını, çıkamıyorum ya. Ben Yılmaz kız almış mızıkayı, ne hava havayı tutuyor, duyuyorum ama. Cem evinde alevi türküsü. Zırt dedim zırt, zırt dedim zırt, zırt dedim çalıyor. Sonra hiç unutmuyorum, beni eve şey getirdi, Ömer filan, o şey var ya, İbrahim. Ha, şey, Kemalettin amcam bu oğlu falan. Onlar aldılar, onlar getirdiler eve. Yılmaz bana oradan bir kızdı, müzikacı oldu. Şey yaptı. Ama güzel müzikası vardı. Onun müzikası da bir yere bir gitti geldi. Hohner miydi onunkisi de? Ha, çift sıra böyle. Onu da bana verecekti. Zaten öyle rahmetli Palavracıydı. O kız bizim köylü, Ali'nin kızıydı.
Ayşe'nin dedim, akçı koşucunun duydum onu. En küçük kızı. Onu ona ben verdim filan. Ne vereceksin dedim. Şimdi gümrükçü, evine bir gidiyorsun böyle duvarda. Yani 40 desem az, 35 tane, 50 tane belki silah. Her türlü şu an. Ben de verirken bak aranızı yaparım ama bir silahla bir müzik isterim. Ayrıca ya dedim. Ulan evlendirdik, ne silah, ne müzik. Yok. Şimdi evine vardığım zaman filan şu mızıkayı, aa o İngiltere kraliyeti bilmem ne bilmem ne. Bu, aa o. Ulan Allah, bir tane sende. Şimdi ondan sonra işte daha ölmeden önce filan, ya dedim şu mızıkayı bari vasiyet et. Karısı da var, kızı da var. Hadi. Öleceğin yok falan gibi. Yok, o da elimize geçmedi rahmetli. Öldü. Yalova'da bir düğün yaptık biz. Yalova'da. Yalova'daki de şeydi, Mahmudiyeli bir üyemizin şeydi, hanımı İngiliz'di orada. Onlar akordiyon çalıyor, aralarında ben müzika çalıyorum. Salon çoğu Türk filan, öyle dedi, nasıl olsaydı, kim anlayacak filan demeye kalmadı. Ulan bir baktım, bir grup geliyor. Şu müzikayı ver dediler. Al, aldı. Alınca o şeyde dedi, evvela bu çalsın dedi, ben sonra çalayım. Neyse çaldı bunlar oynama başladı, aldı birisi. Bir çalma Yalova'nın bir köyü varmış, Çerkez köyü meğer oralıymış. Aman yarabbim, bir oynama, bir oynama, o kadar. Çiftlik köyümde herhalde çok var ama. Yalova'da var, 3-4 tane Çerkez köyü şey var, de var. Soğucak var. Soğucak ha. İşte o lezgi mezgi şeyler de var. Onlar hep oralarda. Şeyler de var. Şimdi işte konuyu şuraya getireceğim. Ta o İsmet Kaya meselesinden dolayı. Şimdi birisi ben müzika çalarken düğünde falan teyitler meyitler geliyor ya böyle. Onun geldiğini gören yamuk çalar. Doğru çalmak. Kimseye de ne öğretti? Şöyle yok. Bakıyorum adam benim şey alıyor diyor, masum bozarım falan. Bir tek işte o kaynımın oğlu ona. Ama olmaz ya. Kendi çaldı, kendi eğlendi, öğrendi. Ya bir şey. Bu da öyle diyor ya. Baba ya, Hacı da aynısını söylüyor bizim Hacı da. Kendi eğlendirmek için öyle söylüyor. Aynı. Bizim zamanımız öyleydi, sen bakıyorsun. Evet. Kimseye bir faydamız olmadı. Demiş bu çocuğuyla anlattıktan sonra. Ondan sonra döndük, doğru yola girdik ama o zaman da işte kısmet olmuyor. Gidemeye gelmiyor bence buraya. Esra'yla yine yapmışım işte böyle. Hatırlamıyor mu onlar hatırlattın ona? Yapmış. Sabık abinin çocukları. Vallahi ilk başladın mı 2-3 hafta cayır cuyur duymak istemezsin o sesi. Ondan sonra bir şeyler çıkartmaya başladıkları zaman zevk alıyor. Yoksa bu yaşta artık öğretecek şeyimiz de kalmadı da. Artık kıza devrettim. Sen uğraş diyor, o uğraşıyor. Ben de pardon hocam buyur. Kız gidersen anlayacağınız. Başka hocalar var ya, diğer öğrenenler. Kız ömür, ona hep geçen gün de bir soruyor. Orada şeyde dedi, ya bu kız kimindi falan diye. Tanıyor musun? Ne tanıyor musun? Dedi. Kevser diye bir kız dedi. Babası da mızıklı, bu çalmıyor, o tek çalıyor falan. Ya bu kız hep böyle çalacak mı? Hep böyle çalacak, ölünceye kadar. Ne gidecek, ne yok bak ya. Ama ben, bizim orkestra var ya şimdi, gruptakilere diyorum ki evlenseniz de devam edeceğiz, öyle bırakmak yok. Ben nasıl bırakmıyorsam evlenmeme rağmen bırakmadı. Evet. Ama bak Müjdat da evlendi, bırakmadı. Şey şart koyalım oğlum. Müjdat bir Çerkez evlenmezse ama. Çerkez de evlenmezse bırakır. Bırakabilir. Hatta bıraktıralım yani. Bıraktıralım evet. Yani ya almayalım. Ha. Silelim. Haydi kapatsana. Yani gerçekten. Arkadaşlarım adına diyorum ya. Sakıncalı konular. Ne demek sakıncalı? Bence
benim başıma geleceklerden merak etme. Ben çok konuşuyorum. Ben de ne yaptım Naci abi? Hazıra kondum. Mesut abinin yetiştirdiği öğrencilerden bana katlanabilecek, bana tahammül edebilecek 4-5 kişiyi aldım. Kafkasya melodilerini ekledim. Tamam. Mızıkada çalınır mı? İsteyince çalınır. Şarkı Voret çalınır mı? Çalınır. İstedikten sonra. Mesut abi de sağ olsun, zaten Kafkasya mekanımız burada yapalım çalışmayı diye şey yaptık. Ne, kaç kere gittik, gösterilere de davet edildik. Bursa davet etti gittik Naci abi. Karacabey davet etti gittik. Kocaeli davet etti gittik. Daha davetler de alıyoruz. Bu grup olarak davet alıyoruz ama. Yani dediğim gibi ben şeyin hazırına kondum. Mesut abinin Kevser'in çalıştırıp şey yaptıkları insanlarla bakalım nereye kadar ama nasıl kondu şey da. Şimdi kızların çaldıkları parçaları ben çalamıyorum. İşim çöktü o. Al işte biz de görüyorsak çalamıyorum şimdi. Ya şimdi onlar bizimki odun kalmış. Bundan sonra beni değiştiremezsin. Sen nasıl değişmeyeceksin? Zaten kafa götürmeye ama ya aralarda çalıyor gözüküyoruz işte biz. ben diyorum artık çekileyim kenara bizim. Aha, çekil çekil hakikaten çok yaşlısın. Ben gene gideceğim de gruptan çıkayım diyorum. Başka sen solist olarak çık. Mesut abi solo çal böyle solo olarak çık. Öğretmenliğin bok tarafı da o. Çıkamazsın. Yo, öyle diyorlar. Yani. Sen gelmezsen biz de gelmeyiz diyorlar. Çıkamazsın ya. Çıkamazsın. Çıkıyorum seni. Mümkün mü? Yok. Vallahi çok güzel. Hiçbir şey kazanmasak da zevk alarak bir şey yapıyoruz. Ya. Hani derler ya. Sen sanat... bir çığır açtın evladım. Sanatçının şeyi alkıştır. Böyle bizim biraz överler sonucumuza gidiyor bizim de. Vay işte grup şöyle böyle dedikler zaman biz de... Olsun. Bak yoktu. Kovalca köyünde bir zaman geldi. Naci'den başka mızıka çalan yok. Düğün bir başlar mızıkayı alırım. Çepnelilerle çal, Alimidil'le çal, Akpınar'la çal, hepsini çal. Düğün bitti Naci mızıkayı bırak. Düşünebiliyor musun? Buna söyledim bu da diyor. Yuh be baba diyor ne yapıyorsun sen diyor. Oğlum inanmıyor ki başkası inansın. Bir zaman daha şeyini abinden öncesini bir araştır. Yok. Yani şimdi bizim köyde gene kızlardan oluyordu bilmem ne. Ya. Muhakkak oluyordu ama Kovalca'da, Karaağaç'ta bir Ersin abi vardı. Hı. Düğün zamanı kaybolur ortadan. Düğün başlayacak Ersin abiyi bulamazlardı. Ersin'in de mızıkı şeye, kursa tabi tutmak lazım. Çaldığı bütün havaların hepsini. Ama yetiyordu o. Yetiyordu başka mesela. Müsterize düğüne geldiğimiz zaman kızların hepsi bırakır kaçardı. Çalmazlardı. Ziya'la ikimiz geliyorduk. Fakat benim bir avantajım vardı. Ziya'ya da kimse mızıkasını vermez. Ziya hem çalar hem oynar. Ama bu mızıkayı da parçalar. Yıpratıyor devamlı. Ama nasıl? Bizim hacı da aynıydı. Bizim hacı da bu da aynı işi gücüm. Ya mızıkanın şu şeyini, vurgul kısmını basıp bundan havasını ayarlamak çok güzel bir şey. Parmaklara zarar vermez. Ama bizim Ziya aldı mı inletir, çalar. Ondan sonra iki göz sonra da mızıkanın hayrını diyor. Şimdi Uluçayır'da düğündeyiz. Biz gittik hemen. Hadi tahta başına. Ya diyor mızıkayı kim çalacak ya? Kim çalacak mızıkayı? Ziya çalacak. Ya mızıkayı, Naci gel ya çal şu mızıkayı, şey, tahtaya geç bakalım, git hemen mızıkayı gel hadi çal. Bir de o avantajı vardı, tamam. Tabii, kollardık biz kendi malımız gibi de, yani hepsi aslında öyle yani. Bizim şimdi bunlardan 3 tane var. Şunlardan biri Kevser'in, biri benim. Birinde Melike kızımız var, onda tek sıra var, uymuyor diye. Onu da ona ayırdık, Adnan'ın mızıkaları yani. Şimdi düğüne gidiyoruz biz, Kevser'le çalıyoruz ya, hemen koyarım mızıkayı. Ben bunları Ramazan'da götürdüm, Düzce'ye bakımını yaptırdım. Çocuk 1 lira da para almadı. Yağmurda ıslandı,
sesleri gitti. Kimseye vermiyoruz. Yani mızıkayı vermem. Kolay kolay. Hayır, oralarda var mı öyle iyi tamir eden, bakan, yapan yani? Çok güzel tamir ediyor. Çocuk hem satıyor, bunun içindeki bütün seslerini fabrikasından direkt getirtiyor. Öyle değiştiriyor. Evlat, Cuma Düzce tarafında. O şey nerelerdeydi ya? Mete nerelerdeydi? Hendek'te. Onun birisine sarayım benim mızıkayı da. Benim kendi mızıkam işte. Bazı şeyler, sesleri tutmuyor, şey olmuyor falan. Bakmıyor. Bir gönderdik İstanbul'a, bir gitti. Yok, bu çocuk genç bir oğlan, çok da güzel tamiri yapıyor. Adapazarı'na gitti. 3-4 en son en güzel şeyi yaptı işte, bunlar o Çağlan yaptı. Çağlan işte yedek ses falan. Ha, bir şeyler yaptı. Gene bir kendi bir şeyler yapıyor. Komple değiştiriyor işte sesini. Var en mı yeni şey gibi yani oluyor. Yok, o Bilal. Bilal değiştiriyor canım. Çağlan'da şey yok, ses olayı. Sen oralara o gideceğin zaman yahut da şey kuracağın zaman haberleşelim de. Benim müzikayı da gönder yahut da götür. Gönderirim. Benim kız Düzce'de ya ufak. Öyle mi? He. O zaman gönder. Yedek parçası olması lazım değiştirmek i̇şte için. Ya da onu var ya, akordeon seslerinden falan şey yapacaksın da orijinali gibi takozu olmasın. Takozu komple için takozunu getiriyor. Sen babaanneni hatırlayabiliyor musun? Maalesef. Ne soracaktım? Babaanne ne mızıka çalıyordu. Mızıka çalıyordu. Biz vardığımız zaman onu getirirlerdi. Anladın mı? Yaşlı yani bize göre. Allah rahmet eylesin. Ay yavrum geldiniz mi der. Aman beni bırakın der. Allah geldi bile. Ondan alırdık da korka korka çalıyorduk. O kadar güzel çalıyor ki ondan sonra mızıka çalmak meseleydi yani. O da öyle tek eliyle çalıp parmak üstünde falan öyle bir şey tutturmuş. Bir iki tane kaydını buldum. Yine Yılmaz dayının oğlunun Cüneyt abinin düğününde çalıyor. Onu bir buldum. Bir de Taşköprü'de Zeki dedemin oğlu Mümtaz amcamın düğününde çalmış galiba. O vefat ettiyse sene, Nisan ayında vefat etti. Babama şey diyordu rahmetli. Bir mızıka bul da şu kız müzik bilmem ne hani dans ediyor vesaire. Şuna öğreteyim hevesi var diyordu. Ömrü vefat etmedi. Ondan sonra ben de zaten ukde oldu. Yani biraz öyle mızıkaya şey yaptım. Hani. Bir de mızıkayı falan alınca oralarda. Sağ olsun Mesut amca. Elimizden. Sizin köyde düğün yapıyoruz. Bu yakın zamanda yani. Amerika'dan mı geldin? Nereden geldin? Sizin düğünü yapıyoruz abi. Yani yakın zaman dedim gene olmamıştır. Şey orada, o Düzce'de evli olan Künçezli. Ne o? Mızıkacı bak, adı aklıma gelmiyor ya. Şey. Söyleyiver. Refika Hala. Hah, Refika orada. Şimdi bir iki sefer çaldım, Refika oynadı filan. Gene oyuna çıktı, ben de bayağı çaldım ama. Ondan sonra hemen mızıkayı tuttum, Refika'nın eline verdim. Oynuyor ya. Çok çalıyordu adam. Aldı vermez olaydım işte. O da ileri geri gelirim derken bir tökezledi mızıka bir tarafa. Refika bir tarafa. O bizim şeyde amcamın oğlunun düğününde. Hah, oradaydı. Bana bunu kim yaptı diye. Bundan sonra dediler mi? Lan gavur olu gavur dedi. Nereden getirdin verdin de bunu beni rezlediyorum ya. Evet, evet. O babaannenin çaldığı parçalardan falan hiç böyle kulağınızda bir tını var mı? Onlar çok çok eski, çok eski parçalar falan evet, diye evet. Yani. Uzun tarlada bir düğündeyiz falan. Orada çaldık mı aldık. Bu çocuk yanındaydı falan. Bunlar Çerkezce yayın yapıyor. Ne olur dedi. Düzce'den birisi gelecek ama ille sen de bir gel de bir canlı yayın yap. O sene o çocuk askere gitti. Televizyoncu, radyocu. Gidemedim. Ondan sonra öyle içimde kaldı yani o. İzmit Radyosu'nda bir canlı yayın yapamak istiyor. O zaman kaç parça istersen çal. İsterse bir saat program versinler, bir saat çalarım. Bir saat tapsı olsun. Ha, hadi şimdi de çal bakalım 10 dakika deyin, yok işte. Yok, hadi abi 10 dakika bir program alacağız deyin, 10 dakika çalamam. Yok, o konuda biz ileriyiz ya şey. Habertürk'te çaldık, program yaptık kızlarla. En son Adige'den gelip çekim yaptılar. Adige televizyonunda gösterdi Maykop'ta.
Beyaz TV'de. Hmm. Ramazan'da falan. Bayağı 10 dakika program istediler Beyaz TV'den. Ramazan iftarına bir saat kala. 10 dakika. Gittik. Adam bizi beğendi. Ezanla beraber çalıyoruz da. Adam rica etti ya dedi. Ben dedi çok hoşuma gitti dedi. Biz 10 dakika diye söyledik ama dedi rica etsem dedi. Bir ilahi okuyor mu biz çalıyoruz? Bir ilahi okuyor mu? Bir kuran okuyor mu biz çalıyoruz? Ya dedim Eskişehir'de bizi şey yaptıracak. Neydi o adamın adı? Erkan Tan. Naci abi 10 dakika diye gittik. Ezan okuyordu artık biz için. Ama taşırdık ya. Annemi izledim. Ha bitiyor, ha bitiyor. Okunuyor mu? çalıyor. Hakikaten iyiydi ya. New York şeyde Hüseyin Gökçe geldi. Karısı buraya geliyor. Karısı Çerkezlik var onda. Akordeon çaldım. Şey söyledim ya Türkçe. Hüseyin yazın. Gökçe mi? Hüseyin Gökçe o. Biz de buradaydık ya. Şeydi, yani. Bizim Özden de o. Alpa eski belediye başkanı. O. Biliyorum ben, tanıyorum onu. O ondan sonra bir daha aradı beni. İlla bir program yapalım seninle dedi. İçeriği bizle ilgili değil ki. Yani Çerkezlerle ilgili bir program yap dedim, öyle gelelim. Sen Alpı'yı tanıtacaksın, beni koyacaksın. Olacak bir şey değil. Atoz var ve müzikası. Şimdi arada kendi de söyleyecek. Onun programı öyle. Dedim olmaz. Sadece bize ait bir şey yaparsan olur. Mustafa Gökçe. Mustafa Gökçe. Özlendi o. Şeyini biliyorum. Hep yanlış yaptık. Televizyon programı. Partiye ben soktum onu. Demokrat Parti'den şey oldu. Aday oldu. Derken belediye başkanı oldu. Öğretmen miydin acaba? Yok. Normal. O normal. İşte böyle köylerde, düğünlerde. Türkücü. Evet. Saçladık söyleyen. Türkücü. Ha. Hadi. Televizyon programı gelirse bundan sonra şey yok, bedava yok. Tabii canım. Yemeği yapıyoruz, reklam yapacağız diyor. Oh. Kendi programı bitiriyor, bize bir şey yok. Beyaz TV, valilikten aldılar onlar paraları. Evet. Bir ay boyunca dünyanın parasını aldılar. Evet, Türk dünyası. He. Tabii ya. Hele direkt kanal değil, yapımcıysa o zaman hiç şey yapmamak lazım. Bir de yapımcısı da abazaydı. Çekim yaptıydı. Bir tane de çekim. Yok ara şirketler oluyor ya abi. TRT'ye program yapıyor da. Çektiler, ayrı prodüksiyon şirketi. Belgesel yok ortada. Yok. Zaten bölüm boşuna bunlar 40 bin lira, 60 bin lira öyle bütçeleri var. Yok. Valiliğe teslim etmişler onu. Şey yapsın, yani. Şey yapsın ya 40'ta birini en azından şey yapsın yani. Valilik bir yere onu soktu kaldı o. Bitti. Parasını yediler onu. Parasıyla ilgili mesela onun pazarında çekim yapıyor. Ne uğraştın Naci abi ya? 300 istiyorum demiş sonra. Burada Çerkez yemekleri yapmış. 500 lira verin diye zarar soktunuz demiş. Geçen bir kadın var onu götürdüm. Geçen yemeği. Böyle bir bütçeyle şey yerinde, annesinin evinde hanımı yaptı, mekan kiralıyorlar mesela. Annesi yaptı, anneannesi yaptı birçok yemek. Birçok İstanbul'da öyle geçiren insan var. Belgesel çekimiydi. Evi falan şeyde, böyle eski otantik şey. Jockey kulübüne götürdü, lazım olan gidiyor, işte kıyafetlerle çektirdi. Lira, çeken çocuk da bizim köylü. Televizyoncu, yönetmen. Yönetmen kendi seyrediyormuş yaptığı şey belgeseli. Hemen ne yaptılar, montajı ya, yaptılar, şey teslim yani. Ettiler, hiç parayı kimse aldılar, fın. İstanbul'un yapmadığı bir şey değil. Sonuçta profesyonel bir hizmet alıyorlar. Alıyor ya. Bir tek bak şimdiye kadar yaptıklarımızda Habertürk'ün yapımcısı neye masrafınız varsa hepsini vereceğiz deyince yok ya dedim ne masrafı. O zaman şey kendi reklamımızı yapacağız ya. Kafkas evini. Yok dedim gerek yok öyle çok büyük masrafımız yok dedim. Deseydim o zaman 1000 lira 2000 lira masrafım diye verirlerdi yani. Ama çok daha güzel bir program olduydu o. Evet. Bizim şey konuştuk, Kamil Şen konuştuk. Kireçli Kamil konuştuydu o. Ha şeyde Beyaz TV'de geldi de. Hiç mi kalmadı yani? Yok o oraya sıyırdı, Yaman'da geldi. Onu gördüm ben de. Şeyi duyunca, sesi duyunca geldi o. Bağırırken ne söylüyoruz diye sordu adam. Ritim işte diye. Ne diye bağırıyoruz diye sordu. Ne yapar, ne iş yapar diye. Tamamını izlemedim ben onu. Sene kaçtı o zaman? Benim de şeye aldıkları bir şey. Bu Karaçay'ın şenliğinde kaçıncısında bunlar güzel çalmışım.
Çok güzel çalmış. Ha, falan şey yaptı. O da güzel olmuş. Bir başkası da sen de varsın gelsin de. Nuri çekmiştir. Nuri. Onun Nuri'de vardır o kaç sene oldu. Işte hangisinde olduğunu bilmiyorum. O ihtiyarlarla çalıp da o milleti oynatmışım. Ulan mızgıyı yattığım yerden dinliyorum şimdi. Vay anasını, bunu ben mi çalmışım? Bakıyorum ben çalmışım. O kadar güzel çalmışım. Bir tek onu beğeniyorum. Başka hiçbirini beğenmiyorum. Bir de Alevizliler gene bu nakrabası bir kızı Boğazık'tan aldılar, o şey çekiyor. Ne yoldaydı, Şoray yolda, o çekiyor filan. O da şimdi her tarafa giriyor, mil. Girdim içeri, bunun anası filan da var hepsi, gelin evin oraya. Biriniz dedim, konuşmayacaksınız. Ne sorarsa sorsun filan. Girdim, şopunu uzatıyor filan, sapını filan. Konuşturmadım, bu bozuldu. Neyse, gelini bindiriyoruz. Gelini bindirme havasını çaldım. O böyle bakıyor bana hep. O bir şey, ondan önce Albiz'e vardım. Albiz'e de gelini indirirken gene çaldım. Yeter be dedi. Sen dedi hep benim aleyhimesin zaten. Ulan orada da birisinin silahı tutacağı tuttu. O da işime geldi. Hemen tutukayı bıraktım. Ulan atmayın silahı yasakladım. Gitti. Şurayla. Çaldın mı? Yemeğini memeğini işte Arif Ödüz de bayağı gösterdi o zaman. Hatırlayabildiğine varsa. Tam düğünü çekecekti. Elektrikler yok. Gitti o akşamın. Yolumu kesiyorlar bir şey. Onu öyle bir bölüm hatırlıyorum ben de. Buradan şimdi Nuri ile beraber götürdük ya. Şurayı. En düzgün ne olmuş ya? Samsun'a mı ondan sonra bir yere gidiyor? Dernekte önce bir konuşunca Yaşar abi var orada. Çıkıyor, bir laçka bir şey. Kısa don var burada yazdı. Dedi bu adam iyi. Saçmaladı yani. Bizim topuma dedi böyle girin. Demek ki salınca her şey yok. Ondan sonra Nuri dedi götür bunu dedi sararı dedi. Ayakkabısını da al, gömlendir, takım elbisesini de al. Yaşar abi aldırdı. Öyle geldi. Gitti orada vallahi giydirdi hemen. Onun düğünüydü ya. Şey ya. Ama elektrikler kesilmeseydi güzel bir akşam olacaktı. Çok orada. Güzel olacaktı o. Dedem unutacağımdı, ne kadar güzel. Gece bir şey çekemediler ki hiç. Elektrikler mi gitmişti? Nasıl ya? Türkiye çapında gitti diye bir. Ha o zamana denk geldi. O zamana denk geldi. Tamam. Tam yemek. Ben de balık kestirdim. Hadi düğüne gidiyoruz. Ben kalmadı elektrikler. Nasıl tanıştınız bilmem. Bereket yemekleri falan çektiler daha. Şeyi falan çekti de o. Fazla şey daha mı? Vurduracak kendini. Ya şimdi her tarafta çoğaldı çekerler ya. Onların zorluğunu biz çektik. Şimdi internette çok Çerkez var. Vallahi var ya. Her tarafta var ya. Şu 20 sene. Sıyırlar var ya. Öyle çok var. Bir de şeyciler ya. Çıktı yani. Dili bilenler, dil öğretenler çıktı. Bir sürü ya bir görsen. Bir Erol Özdemir var. Ne iş yapar o bilmem. Hadi gazetes bize kursun. Şey Bursalı. Bursalı. He? Bursalı mı? Evet o sürekli paylaşımda bulunuyor. O paylaşıyor. Dil paylaşımı yapıyor. Ha. Zafer şeyler yazıyor, şeyler. He, çeviriyor falan. Gazeteci mi? Öğretmen. YouTube'da ders. Bizim şeyi dinlemeye fırsatın oldu mu? Bu Maltepe Çerkez Derneği'nin yaptığı, Hadige Dil Derneği'nin yaptığı CD'yi dinleme şeyin oldu mu? İyi yani. Bir... Ben de var senin, şimdi yeni öğrettiler onlar bana bir şey aldılar, onda bayağı o. Osmaniye'yi falan hepsini seyrediyorum. Yok, bu aynen. Şey, bir CD yapmışlar, bizim Oskar'ın kardeşi Mustafa vardı ya, ha. O yorumlarını yazmış, şeylerin, şarkının şeylerini yazmış, kimin için yapıldığı falan. Çezban'a yazmış, Çezban Karaağaç'ta yapıp, Karaağaçların. Hamit Koy. Ha, Hamit Koy onların parçası. Karaağaç'ın şeyi bu değil. Bizim Kovalcan ikide bak şimdi Mahdi karı karı ner 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 Mahdi de bizim köylüydü. O zaman da işte Hamit Bey Karaağaçlıydı. Kezban Karaağaçlıydı. O sabrı da Kezban. Hamit Bey de da bana. Kezban Çezban. 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 Kezban değil Çezban yani ismi. Çerkezi ismi Çezban.
Oy. Böyle böyle bir akma gelin. Bu İlahi Fantomas diye bir uydurma, bir isimle bir çalınan bir parça. O Eskişehir yöresinin mi Naci abi? Akkaryonla genelde çalıyorlar bunu. Kapatayları. He. Üründe çalınıyor muydu? Üründe falan duydum da. Çok eskiden çalınmıyordu bence. Çalınıyordu. Ta Ürdün'den. Ürdün Haşimiye Radyosu vardı. Ürdün'ü açıyorduk, buluyorduk. Biz salı günleri çıkıyor falan diye radyoyu kapıyorduk neredeyse. Orayı açıyorduk. Ürdün Haşimiye bilmem ne diye başlar. O havaları çalıyor. Ürdün'ü. Ürdün'de çok var ya. Ürtmediniz. Bizim ismi Bülent Arıç'ın baldızı da Ürdün'de ya. Ürdün'e oraya ziyarete gittiğinde işte orada şey yapıyor filan. Ya diyor baldız hanım Çerkezce konuşuyor diyor. Hanım da diyor ben bir şey anlamadım filan diye. Böyle bir televizyon programında çıktı. Onun için çok severim onu eniştemiz olduğu için. Sonra da Çerkezce bir medeniyet dili değil dedi. Tabii. Sevmeye edecek. Devam edin yani. Tabii edecek. Ben elinden takdirini abi aldım. Öyle ne taktın, neyi takdir ettiyse Bursa Derneği'ne katkılarından. Valla değil de bunu birkaç seferdir anlattım, belki anlatmışımdır. Gene öyle Vahşimus'un cemaatini aldılar. Ankara'da bak şimdi nasıl aklıma bir salonda onun adı neydi yarattım ya o salonda rahmetli Namık filan sağ bunlar Sakar Sekreteri İbn Namık filanın öteden Yılmaz geldi. Yılmaz siz de buradan geleceksiniz dedi. Benden önce de Sami ile hanımı gitti. Ulan ayıp olmasın çağırdılar ben de gideyim dedi. Arkadan ben de gittim. Salon dolu tabii neyse girdim. Kimse tanımıyor, bilmiyor zaten. Bir tek Zekiye de Sami biliyor. Girdim onların masası böyle geniş. Oturuyoruz. Hadi gece konuşuyorlar filan. Hiç anlamıyorum diyorum. Şey yaptılar. Öyle böyle salak salak oturuyorum ona. Vallahi hiç şey yapmıyorum. Orada gene işte bırakıyor ama filan. Orada geldi filan. Adam o konuşan hanımın adı da Ayşe'ydi hiç unutmuyorum. Çerkezce diyor ki vallahi diyor bizim Ayşe bir pişine bilmem ne diyor Çerkezce çalıyor ki öyle o kadar filan boynemet ediyor onlara. Adam Galata'dan emekli tüm general. Şunu biliyor musun? Tüm general orada emekli olmuş onlar var ötede. Öbür masada zaten şey var Genelkurmay Başkanı. Tansu Çiller'in, Doğan Güreş var, bir tek beni orada tanıyan bizim Agırba var, Bilecik Emniyet Müdürü. O var, o zaman için, he. O var filan. Onun yanında Nait Menteşe var, onun yanında Mehmet var, o yok başkanı, bakanlık yapan Mehmet Sağlam var filan hepsi. Neyse öyle gidiyor filan şey yapıyor, muhabbet iyi filan ama o arada işte şeylik değil mi? Namık anons etti dedi, Eskişehir'den gelen Naci Hoca'yı dedi, davet ediyorum dedi. Şimdi hiç kimse de şey yapmıyor, ben de mahsur duymamazdım, ben geliyorum falan. Sonra Zekiye dedi ki bak Naci diyorlar falan dedi. Hepsi öyle bakın neyse kalktım gittim, şöyle güzel bir müzika getirdiler ama müzika zaten kendi söylüyor. Mikrofona takıverince salon inliyor zaten. Çaldım birkaç kişi oynadı filan işte o arada Mehmet Sağlam da oynadı. Mehmet Sağlam da oynadı. Hiç unutmuyorum. Mehmet Sağlam oynarken bitirdiği zaman Cemalettin abi çok sever böyle ya. Bazen hep sever yağlamayı. Yahu dedi bak dedi bu çalan da öğretmen sizden filan. Müzikayla beraber bir sarıldık marıldık. Neyse müzikayı bıraktım hemen Allah aşkına ya böyle o büyüklerin masasına. Oraya oturdum, böyle yanımda işte Agırba oturuyor, onun yanında Doğan Güreş oturuyor falan. Paşam dedim, Çeçen de çalardım. Ah ayaklarım olmasa oynardım falan dedi. Neyse olay bitti falan. İş şeye geldi, açık arttırmaya. Bir tek canlı şahidi şimdi
Sami kaldı ya. Dolarla aktarıyorlar. Anladın mı? O bizim hani devamlı bir annemiz var ya. En son şeyde kaldı. Nereye dedim demin adamı? Adını Naip Menteşe'de kaldı. Başladı. Naip Menteşe'de benim en gücük olduğum zaman. O adam Demokrat Parti zamanında şey bakanıyken beni 5 sefer görevden aldı. Milli Eğitim Bakanı. Değil. İçişleri var. Şimdi aldı. O bitti. Ondan sonra geldi. Mikrofonu dedi ki böyle derneklerde dedi bu alınan hediye dedi sonunda dedi derneğe bırakılır dedi. Ama dedi ben dedi bırakmayacağım. Bunu dedi evimin en nadide köşesine asacağım. İşte dedemin bilmem nesi dedi Kafkasya'dan geldi. Ya gayri ihtiyar, sarhoşum ya biraz da, sövmüşüm. Vallahi ya, gayri ihtiyar. O yanındaki da işte tüm generalde duyduklar. Ne diyor, ne diyor var mı lan dedi. Ben 40 senedir dernekçilik yapıyorum ben. İzmir'de beni konuşturmadılar, tekrar konuştum ben. O hatemiler, matemiler daha afaziye gitmeden önce falan. Onlarla biz işte, Şamil, Cani, onlara hepsine tersim ben zaten. Buradaki derneğe de tersi. Burada benim bu kadar sene oldu. Bir kere ne seçimlerde, ne şeyde, ne aday gösterirler, ne yazarlar. Bir tek şeyde 89-90-91'de evet. Selahattin Kaya kazandı. Selahattin de getirdi. Mührü de anahtarı da bana verdi. Al dedi ya ne yaparsam. İşte o zaman o şeyde Kütahya yolundakinde her ay gençlikle şeyi yapıyorduk evet, ya. Evet, evet. Ne kadar şahaneydi. Sen ben, Yavuz'la beni Afaz'a göndermek için az mı uğraştın abi? Yine sövdüydün ya. Afaz bilmem ne federasyonu, torpille kendi çocuklarını hatırladın mı? Yavuz'la biz okumaya tabii, gitmeye tabii. Müracaat ettik. Sen aradın da sövdün. Yani, nerede ipsiz sapsız adamlar okumaya gönderecekler diye. Ot gibi bitti ya. Her tarafta dolu ya. Her tarafta dolu. Bu da kızıyor bana. Ben şimdi bu konfederasyon bilmem neye falan karşıyım ya. Adamlar hazır, hepsi pişti geldi şimdi. Hadi bakalım böyle. Şimdi de zaten şey kurdurdu, yeni AK Parti kurdurdu. Adam biri çıkmış geçen. Biz diyor ne rahatız, yüzde hiçbir şey istemiyor. Allah belanı versin. İstemesen ne olacak? İstemesen ne olacak? Afaz Fed'in. He? Afaz Fed'in diyorsun. Yok canım, birisi çıktı yeni bir dernek kurulmuş ya. Çerkez bilmem ne. Çerkez Fed. Çerkez Federasyonu. Vallahi. Çerkez Dernekleri Federasyonu. Bilmiyorum da adamı zaten hiç beğenmedim. Bir bizim şey çıkıyordu. Şöyle. Sizin köylü hanım köylü var. Erol. O biraz şey yapıyordu. Erol abi biliyorum ya. Biliyorum ya. Onlar biraz güzel yapıyordu. Öbürü iyice yalaka. İyice. Tamamen parti şey. Müsat başınız altında. Kimin parti stratan değil. Çok sevdiğim bir şey. Bu kadar ben büyük, tabii, hani yakında Kabardayı Dernekleri Federasyonu'nda kurulacağına eminim. Kurulur. Hani ileride. Sen önce konuşuluyordu. Şapsır Derneği olsun, Jedu Derneği olsun. Yok bak şimdi Kabardaylar biraz daha böyle şey çoğunlukta. Kabarday Derneği kuracaklar Kabardaylar Derneği. Zaten şimdi İstanbul'da Uzun Tarlalılar Derneği var. Var. Şey, uzun yaylalı. Ha uzun yaylalı var. Birkaç tane daha kuracaklar ondan sonra Kabardayı Federasyonu. Federasyonu bırak. İşte Müjdat da biliyor. Birkaç sefer gittim ben Marmara bölgesi Kafkas derneklerine. O şey Gönen'deki çağlı neydi o köyün adı ya? Çok var bunlar var hani o köyün adını unuttum. Ya orada bir geldi. 15 tane dernek var. Sığırcık Derneği Kabardayla. Her şeyi onlar aldı. Hepsini onlar yaptı. Sanki öbür tarafta 15 tane dernek yok. Dereköy. Ama ne güzel köy. Çok güzeldi. Bistan Sabri Çağlayangil'in köyüymüş orası. Gönen. Burada yarışmaya katıldım işte. Ya bir gör ya. Kabartaylar dediğin gibi. Kabartaylar bizimkilerine şapsırlara, kabartaylara, hatıklaylara, mümdelere benzemiyor. Onlar çok tutkun, onlar çok şey. Yaparlar yani. Senin dediğin doğru.
Sen hemen oraya gir. Onun bir adım ötesi de Mesut abi, sülalecilik başlayacak. Yani başlamazsa da şaşırmam yani. Vallahi mümkün olduğunca başlatmamaya bakacağız ama inşallah. Bunun sonu yok işte. Ben dernek kuruyorum, amca oğlu, öbür amcamın oğlu, benim kuzenler. İşte Rubj, ama... Rubj Derneği diyorum. Öteki diyor ki biz Agırbalar Derneği kuruyoruz. Ya, öteki öyle, diyor, biz yürümez. Falanca... Bunun şeyi yok yani. Yok, yürümez yani. Öyle. Şimdi İzmir'deyiz zaten. İzmir'de benim konuşturmadım. 38 dernek var. Ben çıktım, hemen işte o Yalova Derneği, bilmem ne bilmem ne, hemen bu dediler. Konuşamaz, indirebilir. Ben de Bozuk Derneği'ni kurdum. Bütün evrakları yanımda. Anladın mı? Hepsi oradayım. Kemal abi vardı, öldüyse Allah rahmet eylesin. Ama bir oturaklı adam, demir kapılı komitesi. Ya o kadar oturaklı adam ki o zaman 60-70 yaşında vardı. Divan başkanı da o. İndirin bunu filan. Hepsi dönüşümcü o zaman. Hepsi bilmem ne, ben değilim. Verdim evrakları ona, aldı evrakları bir incelede. Naci Özdemir dedi, derneğini kurmuştur. Burada söz hakkı vardır dedi. Anons ettiler, çıktım. Hepsinin tepesine baka baka mı demediğimi bırakmadım. Demediğimi, öyle rahatladım ki. Oradan geliyor, Susurluklu bir çocuk vardı orada. Muhasebeciydi, Susurluk Derneği'ni yeni kurmuş. Naci abi dedi, ne olur dedi, dönüşte dedi bizim köye varayım, şey, Susurluğa varayım. Adını bil, hatırlayacağım da bilemedim. Susurluktu. Susurluğa uğradık. İşte söylediler, Eskişehir Derneği'nden de misafir geliyor filan, hepsi müzika bulmuşlar, gençler toplamış ama onlar da çok azınlıkta. 35-40 tane üye zor yapmış öyle mi? Ya buraya vardık, baktım ihtiyarlar ters ters bakıyor. Öyle yaptı bir tanesi. Buyurun dedim. Allah aşkına dedi. Bırak dedi. Çalmayı malları başımıza iş açmayın ya. Ya çocuk da beni dernek kuruyor. Daha bir teşvik olsun diye çağırıyor. Niye filan? Meğer işte onların o şeyde terkez eten dolayısıyla oradaki köyleri filan yok etmişler. Sürgün olup da sürgün olup o ihtiyarlar müzik çalınmasını hiç istemiyorlar. Doğru. Sonra ne oldu bilmiyorum, o dernek bayağı ilerledi herhalde. Bir de şeyli bir çocuk vardı, onu hiç unutmuyorum. Mersin, Topal, Bastun'dan geliyordu ama felaket birisiydi o. Çok iyiydi. Hep işte derneklerin gitmesinden, derneklerinden şey yapmasınlar. Şami Derneği üyesiydim, Uzun Tarla üyesiydim. Eskişehir'in üyesiyim. Boğdu Derneği'nin kurucusuyum. 7 dernekteydim. Birkaç tanesine para gönderiyordum ama çoğuna selam gönderiyordum. Ondan sonra da yok. Şimdi burada işte o zaman para topladığım zaman bu Nelmes ekibinin geldiği sene. Nelmes ekibinin organizatörü bendim. Getirdik buraya. Şimdi soruyorlar. Bereket Çerkezi'de Haçeş Unem. Şimdi misafirhaneye mi gideceksin, eve mi? Soruyordum. Bunlar hepsi bakıyordu bana. Söylüyordum. Unem Haçeş, Unem Haçeş. Hepsini ona göre yerleştirdim. Her neyse. O zaman işte şey yaptı. Ya şeye çıkacağım. Bu kapalı sporda. Orası çok iyiymiş. Topuklu ayakkabılarla filan. Çıkılması şeymiş. Sakıncalı. Zemin bozulacak. Zemin bozulacak. Ben bir ayakkabı gibi bir şey getirdiler. Acayip bir şey. Onu giydim. Aa, baktım gören. Ulan hiç olmazsa bir ayakkabı alıp da çıksaydım. Hiçbir şey değil. Buna kadar ulaştım ya. Niye öyle çıktım? Başka zaman görmüyor mu? Ayağımda var. Siyah ne güzel ayakkabı var ama orada çıkarmadılar işte. Vallahi. Rahmet, Allah rahmet etsin. Bahadır abiyle biz beraber izledik o zaman bence. Ya Bahadır'ın yeri bambaşkaydı ya. Şimdi bunların hepsi şeydi. Bahadır bunlardan daha değişik. Hele sizin Mehmet. Hmm.